Hafta sonu Kızılcahamam, Güdül ve Beypazarı güzergahını izledim. Bu yol Kızılcahamam'la Güdül arasında aldığımız yol. Yemyeşil görüntüler ve ilginç kayalarla çok keyifli bir yol idi. Yeşil özledilen köyden geçiyoruz ki hakikaten adını hak ediyor. Yemyeşil. Yavaş yavaş Güdül'e doğru yaklaşıyoruz. Güdül, Ankara'nın 89 kilometre kuzeybatısında yer alır. Beypazarı ve Ayaş ilçelerine komşudur. Güdül'ün içerisi eski Osmanlı mimari, sivil mimari örneklerini yansıtan tadilat görmüş evlerle doludur. Tarihi milattan önce 3000-3500 yıllarına kadar uzanır Güdül'ün. Güdül'de gezilecek bayağı yer var. Biz Kirmir Çayı Vadisi'nde vakit geçirdik. Orada yer alan İnönü mağaralarının dibinde oldukça uzun vakit geçirdik. Bu mağaralarda yapılan incelemeler bu bölgede Hitit uygarlığının var olduğunu göstermiş. Bu İnözü mevkindeki mağaralar incelendiğinde de Hristiyanlığın belirgin işaretlerine rastlanmış. Güdül ve çevresindeki bağlarda ve köylerde çıkan taşlardan, çanaklardan, hayvan şekillerinden bu bölgenin Bizans İmparatorluğu döneminde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmış. ...71 yılında Malazgirt Savaşı sonucu Anadolu toprakları Selçuklu Türklerine açılınca Güdül ve çevresi Anadolu Selçuklu Devleti'nin idaresine geçmiş. İlçe yaklaşık 850 yıl evvel kurulmuş. Kuran kişi ise Anadolu Selçuklu hükümdarı Mesud'un eniştesi, Ankara valisi Şahabüddevlet Güdül Bey'miş. İnönü mağaralarının altında mesire yerleri var. Kamp yapan insanlar, mangal yapan vatandaşlarımız orada güzel vakit geçiriyorlar. Biz de çok güzel vakit geçiriyoruz. Özellikle yeryüzü şekilleri ve bu kayalar çok ilgimizi çekti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. Hoşça kalın.